Fanatik. Galatasaray'ın transfer listesi belli oldu, 7 yeni transfer. Galatasaray'da yeni sezonun transfer planlaması belli oldu. Sarı Kırmızılı ekip, iç transferde önemli yol alan Sarı Kırmızılılar, dış transferde ise FFPY'e göre hareket edecek ve öncelikle serbest kalacak isimlere yönelecek. Galatasaray'ın gelecek sezon için transfer listesinde tam 7 isim var. Sabah gazetesinden Mehmet Özcan'ın haberine göre, Muslera ile iç transfere başlayan Galatasaray, stoperleri Markao ve Luyendaman'ın yanı sıra kaptanı Arda Turan ve yıldızı Emre Akbaba ile sözleşme uzatmaya hazırlanıyor. FFP anlaşması devam eden Sarı Kırmızılı Kulüp, dış transferde ise listesine sezon sonunda serbest kalacak isimleri aldı. İşte Aslan'daki operasyonun detayları. Bir Kasım Paşa ile sözleşmesini uzatmayan Aytaç Kara ile kesin anlaşma sağlandı. Aytaç yeni sezonda parçalı formayı giyecek, 2 Leipzig'in 5 milyon euro istediği Saracchi'ye veda edilecek. Crystal Palace ile sözleşmesi bitecek olan Hollandalı sol bek Van Aanholt'a yıllık 1 milyon 750 bin eurodan 3 sezonluk sözleşme önerildi, 3 sezon sonu boşa çıkacak Alanya Spor'dan Salih Uçan ve Fortuna Düsseldorf'tan Kenan Karaman gündemde. Birçok takımın talip olduğu ikili için şartlar zorlanacak, 4 savunmaya yerli takviye düşünen Galatasaray, milli oyuncular Kaan Ayhan ve Alpaslan Öztürk ile ilgileniyor, 5 geleceğe yönelik hamleler yapacak Sarı Kırmızılılar, Ümit milli takımda oynayan Keçi kanat oyuncusu Barış Alper Yılmaz'ı transfer etmek istiyor, Galatasaray'da 1959'da yanışması. 1959 öncesi şampiyonluklar için Galatasaray'da harekete geçti. Başkan adaylarından Burak Elmas, ekibiyle birlikte 1959 öncesine ait arşiv ve belgeler konusunda yönetime yardıma hazır olduğunu bildirdi. Aslantepe milli arada yoğun bakıma alındı, kötü zemini ile dikkat çeken ve en son 19 Mart'ta Rize maçına ev sahipliği yapan Türk Telekom stadı milli arada ikinci kez bakıma alındı. Statta gölgede kalan ve yeterli güneş alamayan çimleri güçlendirmek için fotosentezi artıran ışık panelleri kullanılıyor. 1 Kasım Paşa ile sözleşmesini uzatmayan Aytaç Kara ile kesin anlaşma sağlandı. Aytaç yeni sezonda parçalı formayı giyecek. 2 Leipzig'in 5 milyon euro istediği Saratçı'ya veda edilecek. Crystal Palace ile sözleşmesi bitecek olan Hollandalı sol bek Van Aanholt'a yıllık 1 milyon 750 bin eurodan 3 sezonluk sözleşme önerildi. 3 sezon sonu boşa çıkacak Alanya Spor'dan Salih Uçan ve Fortuna Düsseldorf'tan Kenan Karaman gündemde. Birçok takımın talip olduğu ikili için şartlar zorlanacak. 4 savunmaya yerli takviye düşünen Galatasaray milli oyuncular Kaan Ayhan ve Alpaslan Öztürk ile ilgileniyor. 5 geleceğe yönelik hamleler yapacak sarı-kırmızılılar, Ümit Milli takımda oynayan Keçiören Gücü'nün kanat oyuncusu Barış Alper Yılmaz'ı transfer etmek istiyor. Galatasaray'da 1959 dayanışması. 1959 öncesi şampiyonluklar için Galatasaray'da harekete geçti. Başkan adaylarından Burak Elmas, ekibiyle birlikte 1959 öncesine ait arşiv ve belgeler konusunda yönetime yardıma hazır olduğunu bildirdi. Aslantepe Milli Arada yoğun bakıma alındı, kötü zemini ile dikkat çeken ve en son 19 Mart'ta Rize maçına ev er sahipliği yapan Türk Telekom Stadı Milli Arada ikinci kez bakıma alındı. Statta gölgede kalan ve yeterli güneş alamayan çimleri güçlendirmek için fotosentezi artıran ışık panelleri kullanılıyor.